Şimdi konu bu devirler, edvarlar ve bu çark ve zaman bölümüdür. Şimdi bu zaman bölümündeki metaforlar, istiareler, tanrıların konusu geçti. Ama bu nerede işimize yarayacak dedik. Her zaman bir duruma ya bir konuma giriyoruz, sıkışıyoruz. İstediğimiz beklentiyi alabilmiyoruz o konudan. Bizim bu öğrendiğimiz derslerdeki bu felsefe ve bu metaforları oraya geçiriyoruz. Orada kullanıyoruz. Şu an günümüzde çok dehşet verici bir salgınla bütün dünya pençe pençeye. Görüyorsunuz ne kadar ölüm vakası arttı falan, bir böyle korkunç bir şeyde yaşıyoruz. Ama sen bizden sorsan durum nasıl diye, ben diyeyim çok kötü bir durum değildir. Evet, buna şeytan çağı, şeytan asrı olarak da söylüyorlar. Yani bu zaman bölümünü geriye dönecek. Şimdi geldik noktadan bir noktaya gelmiş. Şimdi bu çevrilecek ve geriye gidecek. Tamam, burada bir ölüm ve şeytan kavramı geliyor orada. Neden böyle bir ismi var? Çünkü sanki dünya kendini update yapıyor. Bu 2012'de başladı bu zaman şeyi. Hani Batı astrolojide başka bir şey diyorlar ama Doğu Vedik astrolojide bu döneme şeytan, orada bir zaman yarığı var. Yani bir açık var, yarık var. Onu doldurmalısın. Sadece tantra vidya orasını doldurabilir. Ve çok ilginç, bu asırdan sonraki vakalar daha da güzel, daha da iyi bir yere geçecek. Hani aramızda bazen konuşuluyor, duyuyorsunuz, siz de duymuşsunuzdur. Artık bu koronavirüsünden sonra eskisi gibi olmayacak diyorlar. Evet, doğru söylüyor. Eskisi gibi olmaz. Artık din ve bilim sanki birleşiyor. Bir noktadan sonra yani zihin ve eyniyetteki ortak bir güç ortaya çıkmaya başlıyor ve zihniyet gücü diyorlar. Yani düşünce soyutun somut şekli nasıl bir çalışma tarzı var, onu öğrenmeye başlıyor insanoğlu. Ve tekrar geldik nokta Satya Yoga'dı. Hatırlıyorsunuz o zaman bilimi. İnsanlar birbiriyle konuşurken aynı telepati bir ilişki var gibi birbirini anlıyormuşlar. Şimdi o asra doğru genişleyecek ve açılacak.